Sayın Bakan, Türkiye'de asgari ücret düşük değil diyor. Doğrudur. Türkiye'de asgari ücret düşük değil, çok düşüktür. Bunu hem başka ülkelerdeki asgari ücret düzeyleriyle kıyaslayarak hem de asgari ücretlimizin haline bakarak açıkça söylüyoruz. Şöyle ki, Türkiye, Avrupa ve OECD ülkeleriyle kıyaslandığında en düşük asgari ücret uygulayan ülkelerden biridir. Haziranda asgari ücret 571 euroya kadar geriledi. Bu haliyle Türkiye Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan'dan sonra en düşük asgari ücrete sahip ülkedir. Üstelik asgari ücret için bir işçi Arnavutluk'ta haftada 40 saat, Hollanda'da 31.6 saat, buna karşılık Türkiye'de 45 saat çalışıyor. Asgari ücretlinin durumuna baktığımızda da bu durumun pek parlak olmadığını görüyoruz. Öyle ki Haziran'da 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin liraya, yoksulluk sınırı 62 bin liraya yaklaştı. Yani asgari ücret sadece yoksulluk değil, açlık sınırının da çok altında kaldı. İktidarın iddia ettiği gibi yıl sonunda enflasyon %38'e düşürülse dahi, bu oranda asgari ücrete zam yapılmamasından ötürü işçilerin bu süreçteki toplam kaybı yaklaşık 140 milyar lirayı bulacaktır. Ayrıca gelir vergisi tarifesi bu yılda yeniden değerleme oranında yükseltilmediğinden asgari ücretin üzerinde ücret alan emekçiler aldıkları ilk ücret zammından hemen sonra ikinci gelir dilimine girerek gelirlerinde kayıba uğramaktadırlar. Tüm bunlar iktidarın asgari ücrete zam yapmayarak sermaye kesimine hediye ettiği karlardır. Ayrıca yap işlet devret modeli altında yapılmış olan tünel, köprü ve otoyollara elektriğe ortalama yüzde 40 ile 60 zam yapan iktidar kriz koşullarında emekçileri korumak yerine büyük sermaye ve tekerlerin karlarına kar katmıştır.